Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, yeni aya giriş yaptık. 1 Temmuz Perşembe Kocaeli yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Yani sezonu açıyoruz Kocaeli'de. İnşallah faydalı bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarış severlere, herkese bol şanslar diliyorum. Evet, Kocaeli'de 8 koşulu zevkli bir programımız bizleri bekliyor. Birinci koşudan itibaren ben 7 plase ve 1. üçlük aynı oynayın arkadaşlar için de kendimi deneyeceğim. Sizlere bir şeyler aktarmaya çalışacağız. İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanır. Evet, birinci koşu 18.30'da kısa vade 6. 3 yaş İngilizler 1400 metre kumla start alıyor. 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Gruba şöyle bakıldığı zaman 4 nolu saklan Bilal Bey kaçıp bitirebilir. Muhammed Birbilgin'le ilk defa buluştu. 2 nolu Fraser arkasına yatabilir. CR ona keza CR de ilk defa Kocaeli pistine geliyor. Sevgili dostlar, yani zor bir koşu ama ben burada söylediğim safkanları geri planda bırakıp 7 plase için 2 safkan önereceğim. Hatta ikili de deneyeceğim burada. Bunlar kimler? Sonlarda etkili geleceğine inandığım Murat Gündüzeli ile start alacak olan King of Par diyeceğim sevgili dostlar. Yaptığı iki koşu da gerçekten başarılıydı. Bursa pistinde 1300'de ikinci, son koşusunda da 1400'de şartlı beşte harika koşular sergiledi. 1300'de Maiden'e veda etti. Arkasında handikap 14, gerçekten harika bir hem eşkal olarak hem de stil olarak mükemmel bir hem eşkale de sahip 5 not King of Par'dan çok etkili bir yarış bekliyorum. Buna da en ciddi rakip Tolga Yıldız'a tekrar kum pistte geri dönen grubun tek dişi safkanı ben 3 nolu Macau'ya da dikkat derim sevgili dostlar. Benim öncelim 5 ile 3 nolu safkanlar olacak. Hatta ikili de deneyeceğim. İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanır. Altılımızı bedavaya getiririz. Evet, ikinci koşumuz altılı gayrımızın da başlangıç aya handikap 17 ile start alacak 3 ve yukarı İngilizler 1500 metre kumla 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada zor bir koşuyla start alacak. Burada 3 safkanı önde tutuyorum. Çizgi deyip büyük oynayan, daha da büyük oynayan arkadaşlar için de birkaç bir at daha sizlere ilave edeceğim. Takip safkanlarımız var çünkü burada. Ben burada 8 nolu Dilim Yandı'dan Görkem Özçelik'le 50 kiloya düştü. Apprent indirimine de gidilmiş. Görkem'le ilk defa buluşan bir Dilim Yandı'dan kaçıp bitirebilir. Eğer viraja kadar iyi bir avans alırsa foto önde geçmeye çok yakın diyorum. Dilim Yandı 8 nolu safkanımızı ben ilk şanslı safkanım olacak. İkinci atım 2 nolu Akıncı diyeceğiz. Kaancan Gökçe ile ilk buluşmasında şartlı 4'ü 1400'ü Bursa'da kazanarak formda geliyor Kocaeli pistine. Akıncı'dan ikili bir koşu gelebilir. Sonra da 3 nolu safkanı India Sonata diyeceğiz. Ekürü avantajı da var. 10 nolu safkanımızda ekürü. İşman'la iki kere start aldı. İkisini de kazanan, bu mesafelere etkili koşular çıkartan, Kocaeli pistinde de kazanma başarısı gösteren bir Lea temsilcisi. Anne kanatı da mükemmel bir olan bir safkanımız. 3 nolu safkanımıza da dikkat diyorum. Yani bu 3 safkanı ben ayırıyorum sevgili dostlar. Sonradan yere olan Aliço etkili koşu çıkartabilir. Kocaeli pistinde etkili koşuları var. Sonlarda etkili gelecektir. 4, 5 ve 6'ya da dikkat derim sevgili dostlar. Önceliğimiz 8, 2 ve 3 çizgi diyoruz. Daha da büyük oynayan arkadaşlar 1, 4, 5 ve 6'ya da yer verebiliriz. Evet, üçüncü koşumuz beşlik ayınımızın da başlangıç ayı olacak. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kumla start oluyor. 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, demin İstanbul 10. koşuyu izledim. Gerçekten çok zevkli bir mücadele oldu. Burada iki safkan önermişim 6 ile 10. 6 virajı dönerken dışa savruldu. 10 nolu safkanımız gerçekten çok güzel geldi. Arada kaldı. Gelse de 21 küsur Ganyan'la Özcan, yani 2 nolu safkanımız kazandı. Gerçekten yani sürprize imza atacaktı. Olmadı. İkinci altılı Ganyan'ımız da 5'te kaldı ne yazık ki. Pardon, 4'te kaldı.
Yine iyi bir para verecek. Bilmiyorum şimdi ne verdi. İlk altımız o da 4'te kaldı. Sürprizler geldi. Zaten videomda da dile getirmiştim. İstanbul sürpriz açık koşular bizleri bekliyor diye. İyi bir şablon verdik ama kurguyu yapamadık. Kurguyu başka yerlerde yapamadık. Kısmetimiz değilmiş sevgili dostlar. İlk altında 30 küsür lira para verdi. Bulan arkadaşlar varsa herkese şimdiden tebrik edelim. Evet, üçüncü koşumuz altılık ayarımızın ikinci ayağı ve beşlik ayarımızın başlangıç ayağı. Evet, burada da karışık bir koşu bizleri bekliyor. Ben burada ilk şansı 3 nolu Erebus diyeceğim. Ayan kurşunla ilk defa buluştu. İstanbul sentetinde harika koşullara sahip. Bu mesafeler gerçekten başarılı koşular. Çıkartan bir safkınımız kaba kuma geliyor. Ben yine çok çok etkili bir koşu bekliyorum. 3'ü ilk şans safkınım. İkinci atım 6 nolu 2 benli. Furkan Yüksel'le mutlaka değerlendirelim. Sonradan 1 nolu Vedado. Etkili bir koşu gelecektir. 2 nolu Dabbe. Daniel Kaya'yla. Sonradan 5 nolu Ufuk Baba. Bir kulvar çekmiş. Dikkat diyorum. Yani bu kum performansı gerçekten etkili bir safkanımız. Lonhard temsilcisi. Ve de 4 nolu safkanımız Tolga'yla ilk buluşmasında birinciliği imza atabilir. Dikkat diyorum. Ve de son olarak da 7 nolu safkanımız Bekir Mert Mırık'la etkili bir koşu beklediğim safkanlardan biri. Sıralamam 3, 6, 1, 2, 5, 4 ve 7 nolu safkanlara çok dikkat diyorum sevgili dostlar. Evet, dördüncü koşumuz dörtlük ayınımızda başlangıç ayı olacak. Kocaeli jandarma koşusu olacak. 4 yaşlı Araplar kısa vade 8, 1400 metre kumla start alıyor. 7 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Çok iyi bir grupla start alacak olan Banko adayımız ve Bankomuz olacak. O da 1 nolu Koray sevgili dostlar. Hişmetçilikle ilk defa buluştu. 6 nolu Safari ile de ekürü avantajı da elinde bulunduran Koray. Bu grupta ben söz sahibidir. Safari de zaten kendi ekürüsü de yani bu mesafede çok etkili koşar. Son koşusunu zaten şartlı 4'te 1400 sentetiğini kazanarak çok formda geliyorlar. Ekürler 1 nolu Koray yarın bankomuz olacak. Altılık ayarımızın da 3. ayarını tekabül eden bu koşuda 1 nolu Koray bankomuzu. Hemen şöyle sevgili dostlar bir not iletmem lazım. Kusura bakmayın. Yani Ankara programımızda 7. koşuyu es geçmişiz arkadaşlar. Yorumlamamışım. Orada Ankara videomun üstünde zaten sabitleyerek yorumumu bıraktım. Hangi safkanları tuttuğumu da sizlere orada şey yaptım. Şimdi 7. koşu Ankara'ya unuttuk. Burada tuttuğum safkanlar hemen sizlere kısaca geçeyim. 6, 4 ve 3 nolu yani Çakmakşah, 4 nolu Dizlerim ve 3 nolu Vampir olarak kuponumuza yazmamız doğru olacak. Ankara koşularında 7. koşu yani buradan dile getireyim. Orada da arkadaşlar uyardılar bizi zaten yorumları dinleyen arkadaşlar. Abi diyor 7. koşuyu atlamışsınız. Kusura bakmayın, özür diliyorum. Birazcık hem aceleye geldi. O yüzden çok çok özür diliyorum arkadaşlar. 7. koşu için sıralamamızı demin verdiğim gibidir. Evet, 5. koşumuz şartlı bir 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start alacak. 9 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada ilgimi çeken 3 safkan oldu. Ben burada ilk şanslı safkan 2 nolu Aslan Şahin diyeceğim. Paso ile start alacak olan apprent arkadaşımıza Camel'le. Hem atı da kendi de çalıştığımız kendi de biniyor zaten safkana. Aslan Şahin'i benim bir iki adım önde tutuyorum. İlk şansı ona vereceğim. İkinci attım 8 nolu safkanız Barış Kurdu'yla çok etkili bir yarış gelebilir. Dikkat diyorum. Sonradan 6 nolu safkanımız Kadir Tokaçoğlu'yla. Yani 2, 8 ve 6 nolu safkanlar ben de 1-2 adım önde çıkıyor sevgili dostlar. Evet, 6. koşumuz şartlı 5. 4 ve yukarı Araplar 1500 metre kumla start alacak. 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada da zorlu bir koşu bizleri bekliyor. Ben burada bir safkını 1-2 adım önde tutuyorum. O da kim? 233 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. O da Gürgür Baba. Kocaeli pistini olsun çok sever. Etkili koşullara da sahip olan bir safkanımız Kocaeli pistinde. Kazanma başarısı gösteren Furkan Yüksel'le ikinci kez buluştu. Hazırlıklarını İstanbul'da geçiren bir safkanımız
Kocaeli'ye gerçekten iyi hazırlıklarla bu koşuya hazırlanıp koşuya çıkacak 11 numaralı Gürgür Baba benim burada sizlere önereceğim ilk şanslı safkanım. Yani bu gruptan ben 1-2 adım önde tutuyorum bu zorlu koşuda. Sonradan 3 numaralı Rus Damat, 4 Umutlu, 7 numaralı Golden King, 8 numaralı Yollaşan ve de 9 numaralı Ülan Amca'ya kadar gidilecek bir koşu olarak gözlemliyorum. Ama 11 numaralı Gürgür Baba benim 1-2 adım önde tutuyorum. Sonradan rakipleri 3, 4, 7, 8 ve 9 nolu safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet, 7. koşumuz altılı gayrımızın da son ayağı şartlı 4. 3 yaşlı 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kumla start alacak. Ben burada banko adayım olacak. Yarın kuponumda risk alıp bankolu olarak bırakacağım. O da Hişman Çizik'le ikinci kez buluşan Altuno Mourinho diyeceğiz sevgili dostlar. Mourinho yani öyle mi okunuyor artık? Tam olarak bilmiyorum. Ara sıra bende de dalga geçen arkadaşlarımız oluyor. İngilizceyi bir öğrenemedin abi diye bu yaştan sonra yapacak bir şey yok. Altınoğlu safkanımız diyelim sevgili dostlar. Ben bu grupta söz sahibi geçmeye, bu grubu geçmeye çok çok ön tarafta tutuyorum. Zaten Kocaeli pistini çok iyi tanıyan, iyi koşular çıkartan, üst üste 1400-1500 olsun kazanma başarısı gösteren, uzunu da iyi koşan bir safkanımız Hişman Çizik'le ben galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. Altınoğlu safkanımız benim banko adayımdır. Banko olarak bırakacağım. Tabii ki abi ben son ayakta yatmayacağım. Bana hangi atı önerebilirsin? Bunun da ciddi bir rakibi Ekstra Vagan diyeceğiz. 4 nolu safkanımız. 3 nolu Çınar Bey. Yani yazıldığı zaman çok ata kadar gidebiliriz. Ancak bu iki safkanı da 4 ile 3 de yanına yazarsak daha da iyi bir yarış seyredebilirsiniz. Büyük oynayan arkadaşlara önereceğim. 4 Ekstra Vagan, 3 nolu Çınar Bey olur diyorum sevgili dostlar. Evet, bu sıradan aktaracağım. Kocaeli şablonum için sizlere önereceğim safkanlar. Bunlar da inşallah dilediğimiz gibi sonuçlanacak bir program geçmemiz dileğiyle tüm yarı severlere herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.